İşte güzel kadınların halay çektiği bir dünya var. Ama bunlar o server'a girememişler. Bunlar hep böyle LoL oynayacaklar ömürlerinin sonuna kadar falan zannediyorlar. Ama Değiştirmemişler değil mi onları ama sen yani bu kimliği benimsersen sen o kimlik olursun, çıkamazsın ki bunun dışına. Tabii abi bütün Yani zaten her şey onun affedersin, üzerine senin kurulu. önüne koysak sen kaldıramazsın ki bu kimlikle yani bu kafayla. Yani hakikaten böyle resmen abi olarak karşıma alıp konuşmak istiyorum ben böyle genç olarak, ama o kadar inanmışlar ki kendi kafalarındaki şeye. Bence Dinlemezler bunların muhtemelen. Wattpad karakterlerinden farkı yok yani, akılsızlık artık Yok yani. zaten şey gibi şeyleri çıktı yani, tiple alakalı, özgüvenle alakalı, tiple alakalı olmadığını, özgüvenle alakalı olduğunu söyleyince de şey diyorlar, ben mentalselim zaten diyorlar. O demek Mentalselmiş de abi? işte. Beyin kıvrımlarını mı seviyor? Yok, Yok. zihinsel bir takım sıkıntılarım, beni engelleyen zihinsel sıkıntılarım var. İşte mesela Hiçbir yok. otistik olmadığı halde otistiyim ben falan diyor yani. Ha, acındırmak istiyor Şey var abi, Ha. çenesi burnunun gerisinde olma şeyine takmışlar bir de. Ne? Ya çenesi yeterince çıkık ve geniş değilse hiçbir zaman sevişemeyeceğini falan düşünüyorlar falan böyle. Sakal bırak ya. Yani ben anlam veremiyorum ya bu kadar şey büyütmelerine ya, gerçekten. Benim çenem nasıl, ben hiç bakmadım. Oğlum benim burnum çenemden önde. Bende sıkıntı var ha. Ben yok. Ben yapamayacağım galiba arkadaşlar. Evet oğlum, sen iyisin işte. Sen elit squat'tasın. Nasıl? Bunlarınki Öne geride. çıkma. Tamam benim From burnum önde. Burnum mu gez oldu? Software oyunlarında da herkesin burnu önde, çenesi geride. O yüzden From Software oyunlarını çok seviyorlar. Ay, Bir soracağım. Burun... insel dostu oyunlar diye şey vardı. Başlık vardı insel forumunda. Kardeşim benim Ay, o burnum önde kadar şimdi. Ben neyim onu komikti. söyleyeyim bana. Sen mi? Senin boyun var ama abi. Ha, 1.80'den değil mi? Genetik piyangonun boy kısmını çakmışım ben. Oğlum bir şey diyeceğim. İnsanoğlu tam NFT gibi değilmiş de ya. Böyle bütün özelliklerim var bir sürü. Bir şeyler böyle random dağıtılmış içeride. Evet. Yani evet. Ondan sonra işte value belirliyorsun. Bu value'yu da böyle arka tarafta en çok ticareti yapılanlar, en az ticareti yapılanlar gibi böyle matematize edilmiş. Tabii. Abicim simülasyondur bu ya. Fazla takmayın kafaya. Kendilerine zaten şey de belirli bir işte cinsel market değeri falan gibi şeyler de şey koyuyorlar mesela, işte numaralandırmalar var falan. Bana balık getirin o Bunu kadınlar yapmış, öyle iddia ettiler o şeyde. Kadınlar hipergami, kadınlar çıkardı diyor dediler. Ne demek ki Kadınlar da hipergami? az, kadınlar da az değil abi şimdi. Hipergami ne ya? Ya işte Aa. puan sistemi. 7 puansan 8'e ulaşabilirsin. 9 biraz Çeceğim. zorlar. 10 Çeceğim. imkansız falan. Maksu... Bu arada 10 Vallahi böyle. imkansız. Net 9.2'nin üzerine puan yoktur bu arada. Oğlum Ya bunu erkekler de yapıyor ki. hipergami şu. Oraya Hipergami hoş şu. geldin. 10 10 Tebessüm tane ettim. sol tarafta, 10 tane erkek düşün. Sağ tarafta 10 tane kadın düşün. Bu kadınların işte 10'dan 1'e kadar bir puanla bunları. Erkekler de 10'dan 1'e kadar puanla. Kadınların en düşük puanları bile normalde şey, eskiden işte internet yokken mesela, bunlar karşılıklı olarak meçleniyorlar kendi puanlarınca ve işte insan ırkı ürüyor. Ama hipergamide bütün düşük puanlı kadınlar 8 ve 9 üstü erkeklerle meşlendiği için geri kalanlara seks ikram edilmiyor. Hipergami bu. Abi ikram ne ya? İkram, aynen. Abi işte ikram edilmesi lazım. Gelip böyle İkrardır. o Oğlum bir dakika, seks ikram etmek benim tabirim lan. Bunu kullanmıyorlar değil mi? Yok, ben diyorum bunu. Ha tamam. Bunlar kullanmıyor. Hayır, şey anlamında kullanıyorum. Hep Yani beraber. onlar sanıyorlar ki hep çok geçer. Hipergami olmasaydı birdenbire bir tane dernek gelecekti mesela, işte merhaba genç adam, bugün işte çalıştın, paranı kazandın, sana bir tane karı verdik, akşam işte onunla beraber yemek yapacak sana ve seks yapacaksınız falan gibi düşünüyorlar. Eskort tutsun abi parası varsa o zaman. Yok, o Ha, da onu da olmuyor. reddediyorlar. O niye? Çünkü parayla hani para verip yani o kadını aslında mutlu edemeyeceklerinin farkındalar. Yok şey ben onu kendim olarak etkileyemedim. O yüzden parayla Evet yapmam evet. da olmaz değil mi? O Evet şekilde evet mi? onun peşindeler. Yani bir şey diyorlar, bir taraftan da sevmek ve sevilmek de istiyoruz diyorlar. Ya bir taraftan da duygusal da çocuklar. Abi bir Onlar şey diyeceğim de. sevgisiz büyümüşler işte ya, Evet tamam bir biliyorsun. şey diyeceğim de. Sevilmek için ilk yapması gereken şey sevmek abi. Ya bunlar dişil Wattpad kızı ya, bu anlattıklarınız. Aha, aynen. Çok iyi kız. Aynen. Çok çok temiz ya. Önce sev zaten seveceksin abi. Çok zor değil yani bu işler. Evet. Ya sevgisiz Bazen ailelerde zor büyümeye be geliyor abi. konu belli ki yine. Yok tamam yani şey gidip hani abusive parentlerde yetişmiş insanların tabii ki psikolojik durumlarını şeylerini bilemem yani. Hani oradaki hormonal dengeler falan bambaşka ama yani
herhalde normal olarak fizyolojik herhangi bir problemi olmayan, herhangi bir tanısı konmamış bir insan sadece bu tarz bir grup var ve bu grup çok heyecanlı deyip de katıldığını düşünmüyorum yani. Abi bunlar bir kere reddiyorlar ve hayata küsüyorlar. Çoğunluğu öyle yani, hani tam bir daha deneyeyim, bir daha yenileyim yok yani. Çoğu reddedilmiş ve oradan çıkmıyor. Safe zone'larından çıkmıyorlar zaten. O da bu arada şey, ben de bilgisayar oyunu bağımlılığı yaşadım ama yani hiç böyle bir şey yaşamadım. Garip. Iron pickaxe'ini nasıl şey yaparım? Repair ederim. Tamir edersin. Scrap şey, yapacaksın abi. Scrap lazım. Abi şey, önce bir miktar tahta al eline. O tahtalarla gidip kendine demir, işte pickaxe falan yap. Sonra scrap table'a git. O tahta pickaxe'leri bozdur. Aşırı ucuza yaptığın tahta pickaxe'leri. Ha. Oradan scrap diye bir malzeme çıkacak. Sonra o scrap'leri alacaksın. Onlarla da herhangi bir item'ı tabir edebiliyorsun. Tahta yaptırmıyor ama hep burada mesela iron var. Tin var. Tahtayı normal düz tabağa basarak kendin yapabiliyorsun. Haa, okey. Zayar, hoş geldin. Sağ ol, Hyperion seviyesinde. Eyvallah. Ya böyle üzücü işte arkadaşlar, üzücü böyle. Gerçekten ben bir taraftan üzülüyorum bir taraftan ama işte söyledikleri şeylere korkunç da öfkeleniyorum ya. Tutamıyorum yani kendimi. Oğlum acaba o zaman işte insan şeyi merak ediyor. Hadi inseller yine bir yerlerde yazıyorlar, çiziyorlar. O zaman bu Wattpad'çi kızların kafasından neler geçiyor acaba ya? Birbirini ya ısıran, şey... birbirini ısıran K-popçu kurt adamların hikayelerini falan okuyorlar ya bunlar. Azarak. Onlar daha şeyli noktasında kanka işte herhalde yani böyle daha kendilerini doğru düzgün de ifade edemiyorlar. Çünkü yani etmeleri ayıp bir şey falan abi, bir yandan ya. Onlar daha fena. İnternette yazıyor bilmem ne, biz karı bulamıyoruz diye. Kadını evde zaten adam dese öldürürler muhtemelen birçoğunu. Tabii ya, tabii o yüzden birbirlerini delirtecekler böyle büyük ihtimalle gelecekte bu iki kitle. Atsız. Ya bir de çok fazla tanım ve çok fazla terminoloji oluşmadı mı ya şu son dönemde? Çok. Her alanda var o ya. Ya ha, yok ama da yani... bizim yaşımız ilerlediği için bize öyle geliyor. Eskiden de böyleydi. Ya en başından beri var mıydı bu ya? Vardı, bizim var, dönemimizin de vardı. Ben abi benim, bizim için işte D&D vardı, D20 falan vardı. İşte o da mesela dışarıdan korkunç görünüyordu, ben size söyleyeyim. İşte geektik, nerdtük falan yani biz de. Metalciydik falan, anladın mı? Ya ne bileyim ama 3 kişiydik yani sanki o zaman, anladın mı? Hani... Ama abi şey haberleri yapılıyordu işte hatırlarsan. İletişim yoktu. Yani onlar nasıl, metalciler. Nasıl, buralarda toplanıyorlar ve kafalarını sallıyorlar. Aa haber araştırdı falan deyip böyle Blind Guardian konserine gelip kafa sallayan çocukların falan videolarını çekip gidiyorlardı. Bak orada ya, öyle de mesela bak 93 yılı Hürriyet'in haberinde işte Metallica ile gençler işte feci eğlendi falan diye bir başlık var abi. Böyle koymuşlar abim orada kabak gibi stadın içinde fotoğrafımız. Yani o yüzden böyle... Ben mesela 99 yılında abi 14 yaşında 12 yaşında şey, işte bu Anadolu sınavına girip şey gittim abi. Metallica konserine gitmiştim yani. Böyle yeni yeni gruplar... kızlarla inselleri birleştirsek mi diyorlar benim chatte. Yani i̇şte olmaz ki. Mi? Zaten olmayan o. Olmaz, İnsel olmaz. Çocuklar Wattpad'çi kızların katil mafya sevmesine kızıyorlar. Wattpad'çi kızlar da katil mafya istiyor bu arada. Bir noktada yaşları ilerleyecek ve ha katil mafyalar gerçekten insanları yakıp arka bahçedeki betona gömüyor. Belki de daha iyi ilişkiler bulabiliriz diyecekler o kızlar. O arada da inseller kafalarına sıkıp kendilerini öldürmüş olacaklar gerçi. Bakalım hayat ne olacak yani bilmiyorum. Ve sonra herkes arada, bok alanı yazdı mı? Evet, hep böyle. Yerdeki boşlukları nasıl dolduruyorum? Doldurabiliyor muyum? Başka bir yerden bir şey kazıp getiriyorsun. Tamam evet, 4 puan. Ha, bir tahta dakika, köprü de yapabilirsin abi. Okey tamam. Bir boss'u mu öldürmeyi denesek acaba? Duman. Tintin abi tin lazım ya. Ben dokluyorum, 117 tane tin var canım. Tin. Ben de toplayayım tin. Chat Tancan alt türleri konuşmamızdan sıkıldı arkadaşlar. Neyden? Ne? Chat Tancan alt türleri konuşmamızdan sıkıldı. Gidip boss'u fethetmek istiyor. İşte gerçek bir erkek. Tabii. Ne öyle fakirle fukara abi şimdi. 15'ine gelmeden 5 boss atmayan adamı ben tanımam. Ayıp be. Şey kanal kuracağım. Ben YouTube'a full geçiş yaptıktan sonra biraz şey videoları çekeceğim ya. Erkekler, piliçleri nasıl tavlarsınız? Falan böyle şey.
Şey var kanalları ya, var ya yurt dışında böyle. Düzgün hani giyinin amına falan diye. Biraz böyle. Önce adam olacaksın. Kızın saçlarını sertçe tutacaksın. Diyeceksin ki seni seviyorum. Sonra polis abilere diyeceksin ki vallahi ben yapmadım. Zaten seni salarlar. Burası Türkiye. Hiçbir şey olmaz. Merak etme. Ama şey değil mi böyle? Seks garantili yanaşma yöntemi. Evet evet. Postası bizden içerikler. Adam böyle kontentleri için bizi takip edin. Siz istediniz, biz yanaştık kardeş. Gerçekten YouTube'da bu kanallardan çok var ya. Biz bir tane yayında izledik hatta, adını hatırlamıyorum da. Paso böyle şöyle giyinin, böyle yapın. Bir de kadınları hep assume ediyor işte. Onlar bunu sever, bunu yapın falan. Abi o adam Lucifer mı diyorsun? Lucifer var, bir de bir herif daha var ya. Böyle daha amca gibi bir herif daha var. Lucifer artık çünkü baya en son şey gibi videolar falan yapıyordu. Böyle bir orospu çocukluğu yok falan diye. Evet, başlıkları tam ne olur şey oldu. Tabii nasıl şey falan. Orospu çocuğu olunur filan. Evet evet. Ne, tam bir ya, yavşak, tam yavşak bir götüm falan gibi böyle başlıklar koyuyor videolarına. Senin dediğin yaşlamcıyı biliyorum ben çünkü şeye düştüm bir ara bu ilişki tavsiyesi veren adili diyorsun sen buradan. Kel değil mi? Evet evet kel, ha kel aynen. O adam Milliyet'te falan da yazıyor, inanır mısın? Köşe ne diyorsun, şaka yazıyor. Yapıyorsun ya. Hiç sıfır şaka ve ilişki tavsiyeleri veriyor işte. Eski sevgilinizi nasıl döndürürsünüz işte. Flört etmenin ya altın 15 kuralı falan. Böyle. Abi eskiden şey vardı. Takvim gazetesinde mi? Posta gazetesinde galiba. Aşk doktoru Mehmet Coşkun Deniz vardı. Yani o duruyor hala. O da faal. O yani o daha naifti sanki gibi düşünüyorum ama belki şimdi sonradan bilemiyorum. Onda bir şey çıkmıştır falan. Yok, naif onlar. Adil de naif. Ama böyle şey eski kafalar ve şey işte diyor ki işte şöyle mesaj atın diyor. Bir mesaj örneği diyor. İşte seni hayatımdan çıkarıyorum falan böyle mesajlar atın diye taktik veriyor. Çok sıkıcı ya. Komik yani. YouTube'daki ayarlar. Yani 500 bin aboneleri falan var ha YouTube'da bu insanların. Vay haberiniz şimdi olsun, videoları 300 bin, 1 milyon falan izleniyor. İnseller bunları dinler abi işte. Dur bari taktığımız olsun. Abi ben... Tamam ya, olay buymuş ya. Gerçekten ben geçen gün şey dedim. Vallahi her şeyi bırakıp Zuhal ablanız diye bir kanal açacağım. Zuhal ablanız. Evet. Eko ilişki tavsiyeleri vereceğim böyle. Evet, bu arada böyle mektuplar gelmiş gibi değil mi böyle arka tarafta? Bugün. Aynen süper. Kimizi çık. Bugün bir kardeşimizin derdini derman ediyoruz. Ben hıyar gibi gidip orada hala flow blow anlatıyorum ya. Hakikaten yanlışlık. Gerçekten YouTube'un o kanalına gir şey oluyorsun böyle. Ben neyle uğraşıyorum ya filan oluyorsun. Sayıları görünce. Oğlum inseller demek ki Hollanda'ya falan gelse direkt kendini bıçaklarlar oğlum. Herkes çok ya orada da şey diyecekler büyük ihtimalle işte. Türk olduğumuz için diyecekler. Daha ultranasyonalist bir noktaya gidecek kafa. Yani yok Hollandalıların yanında herkes çirkin kalıyor oğlum. Hepsi fazla güzel yani. Bir şey diyeceğim. Bahane göt gibidir hepimize vardır dönmedi mi hikaye ya bu konuda? Yok zaten öyle. O yüzden bütün alt-right ideolojilerinden besleniyorlar kanka. Yani. Avrupa'da var mı? Vay be. Onlar Hollandalılar mı kıskanıyor abi? Tabii zaten Amerikanya'dan gelmiş bir şey genel olarak. Amerikanya. Amerika'da tabii vardır. Ona zaten inanırım da. Bu bak bu aslında neyle tam olarak patladı biliyor musun? Bir tane çocuk vardı. Elliot Rodgers diye. Hatta ünlü bir Hollywood yönetmeninin mi senaristinin mi ne çocuğu bu. Bu gitti anasını satayım. La Isla Vista'da otomatik silahla bir sürü insanı öldürdü. Random. Arkasında da Benim Karanlık Dünyam diye bir manifesto bıraktı. Çocukluğundan itibaren neden seks yapamadığını falan anlatıyor. Ve bunu Güney Asyalı genetiklerine yoruyor. Ama bunun dışında çocuk dümdüz sosyopat yani. Hani şey değil. Normal bir insan değil. Tedavi görmesi gerekiyormuş o çocuğun mesela. Bunların mesihleri gibi bir şey o Elliot Rodgers. Kaç yaşında bu? Elliot Rodgers mı? Öldürdü kendini çocuk. Öldürdüğünde 20 yaşında falandı galiba. Ha, 20 mi 22 mi bir şey. Tabii bir şey yapıyor. Baya rampage işte kanka. Öldürüyor La Isla Vista'da sokakta bir sürü insanı random. Sonra kendini vuruyor. Tabii. Yolu açık olsun. Tehlikeli bir yere gidiyor bu iş yani.
Yo, evet gidiyor zaten. Yani o yüzden ben mesela çok şey taraftarı değilim yani. Hani okey. Dalga geçelim ama yani bunu... o kadar da geçmeyelim bence de. Evet. Yok hani, lan bizim ülkede silah almak o kadar kolay değil. Tabii. Türkiye'de tabii ki ben de sanmıyorum böyle bir şeyin olabileceğini. Adam Amerika'da kafası atıyor. Gidiyor Kmart'tan 15 dolara bir silah alıyor. 25 dolara da bir kutu şey alıyor. Mermi alıyor. Ver Allah ateş ediyor sağa sola. Tabii. Bizim ülkemiz ama öyle yine mi? De, yine en iyisi bizim memleket. Üzerinde durulması gereken bir konu yani. Sosyolojik olarak bakılması lazım. Hayır ya. Üf, bir grup sevişemeyen ergen derdine de biz artık bakmayalım abi ülkemizde. Bir de o şey. Bir, o da kalsın be kardeşim ya. Bu gençlerimiz sevişemiyor. Yani ne o Z kuşağından oy mu almaya çalışıyoruz yani? Tam işte var ya. Bireysel silahlanmayı savunuyorlar. Yani ben ısrarla niye bunu çok tehlikeli buluyorum hakikaten. Savunsun abi bireysel silahlanmayı ne olacak? Türkiye'de zor o biraz evet. Ha hadi savunsun yani. Hadi savun. Çok tehlikeli geliyor bana ya. İnanılmaz ya, bir şey oluyorum böyle. Ne falan oluyorum çok tetikleniyorum ben. İşte hep şeylikten. Paraların yatıyor ha, senin. Bana geldiler ya. Tabii konuculuktan doğru. Çak bireyler geldi bana arkadaşlar. Ne geldi? Çak bireyler. Bayraktar. İnanılmaz ya. Sıcak bireyler beni rahat bırak. Ben çünkü genetiğin havuzundan acılı kızlar geldi. Genetiğin havuzundan bir lokma içmeye geldik. Damlarlar birazdan. Genetiğin ya. Abi baksana YouTube yayınımın genetiği de çok iyi. Acılı kızlar geliyor. Acılı kızlar. Her yerdeler. Evet günümüzün vebası. Hiç bildiğiniz bir şey var mı? Copper madeni beni götürebileceğiniz. Öyle yok abi gezeceğim. Okey random bulacağım yani. Copper için, copper için zaten şu kahverengi olan bulunduğumuz toprakları incelemen lazım. Parlıyorlar dediniz şimdi bu ateş böcekleri bir şeyler var. Karanlığın içinde parlıyor. Karanlığın içinde. Anladım. Peki biraz o zaman çalışacağız yapacak bir şey yok. Bulacaksın yani aynen bulunca. Tamam. Arda demiş ki kondom fiyatlarını düşürsünler yeter bizim ülkede. Çok pahalı hakikaten o ne ya öyle. Ne seviyede kondom pahalı. Abi 70 lira 80 lira falan artık kondom yani. Ne diyorsun abi? Yani... Çok kötü lan hakikaten. Biliyorum ben bu muhabbetimde ciddiyim lan. Pahalı bence kondomlar. Yok burada da pahalı. Burada da 10-15 liraya falan yani. Gereksiz pahalı. Yani böyle doğum kontrol olmaz. Olmuyor ki zaten. Evet. Doğru dedin. Aile hekimleri bedava veriyor deniyor benim chatte vallahi. Evlilere veriyorlar. O bedava verdiği de çöp falan atarsın evet poşet olarak. Evet bir de ne yapacağım şey mi diyeceğim abi ya bize bir kondom işi vardı da acaba. De oğlum ne şey demiyor musun? Eczaneye girip demiyor musun işte? Yo getirden falan doktorun. Söylüyorum oğlum ben. Abi ne kadar ayıp ya. Herkes öğreniyor bütün datanı herkesle paylaşıyorlar. Günhan bugün işte falan diyor. İki siparişin arasındaki süreye bakarak. Hanımlarla ne derece beraber olduğunu getir şu an biliyor mesela öyle düşün. İlk getirden kondom sipariş verdiğimde bayağı bir utanmıştım bu arada. Datalarımıza bakıyorlar. Yo şey olmuştum yani ulan şimdi hani adam getirecek falan. Ne ben bileyim getirecek, böyle bir takipçi ya. Çıkacak. Sipariş verirken kıpıs yapacak böyle değil mi? Hadi bakalım falan yapacak böyle falan yapacak. Türk utanması gelmişti böyle hani böyle daha yeni getir daha çalmışsın. Evet. Getir ülkeye daha yeni gelmiş falan böyle. Ulan hani şimdi adam ulan böyle getir, bir... Getir biraz poşeti geçirdim diye. Abi ben Getir ilk çıktığı günden beri kullanıyorum. Yani ikinci haftasında şey üçlüsünü eklediler. Kayganlaştırıcı kondom ve kilotlu çorap. Bu üçü, marketingleri bu. Bu üçü aynı gün eklendi. Ya bu üçü şey işte yani... Kontrol bizde mesajı. Yine Cansu Gür çok tuhaf şeyler biliyor dünyasına geleceğiz ama... Şey var ya, bu şey siteleri var ya, erotik bilmem neler satan siteler var ya, onların hepsinin mesela 7/24 kurye hizmeti var, bilmiyorum biliyor musunuz? Evet. Sitelerine falan gir hemen yazıyor, 7/24 İstanbul'un her yerine kurye falan. Onlar işte şey, özel motorcularla da çalışıyor mesela, ben de bir ara bakmıştım, çok iyi para. Tabii. Aynen şey öyle. Şey mi oldu, eve dildo servisi mi var? Abi eve değil işte yani, o şey gibi düşün, bir şey olmuş, sen... Sex shop.
o akşam bir şey olacak yani ve sen hazırlıklı değilmişsin ona. Hani veyahut da şey gibi düşün. Bizim böyle bir pavyon mavyon kültürü var ya, bir de kalitesiz ya bir de bu dating şeylerimiz, kültürümüz. Bir yerden bir şey olmuş yani, adam bir anda şey olmuş. Aa, ben bu karıyla sevişirim ama en az bir fileli çorap lazım falan oluyor böyle. Saat 3 böyle. Arıyor böyle. Ketçap bitmiş evde. Ha, arıyor böyle, diyor ki Aksaray'dayım. 2 numara külotlu çorap lazım. 4 tane falan diyor böyle. Moto kuruyor böyle. Kaskını takıp böyle. O zaman bu tam bize göre bir iş. falan diye basıyor böyle, abime hızlı hızlı yetiştiriyorlar çorabını şeyini falan. Millet de böyle böyle hayatını yaşıyor. 4 tane önemli ama evet. Tabii, çünkü bir tanesini yırtacak, sonra bu diye kesmeyecek, bir iki tane daha yırtacak. İki tane de kafama takacağım, büyük numara olsun. Benim çete dedemi de izliyorum, ayıp ediyor. Boğazıma dolayıp kendimiz boğacağım, sağlam bir çorap gönderin. falan. Vallahi kardeş, dedene de taksan affetmem. Deden ne diyor, Pokemon da var. O yüzden... Getir de belli ki yani bu sektörlerde çalışmış herhalde bir takım arkadaşlar var ki birileri şey demiş. Yani ikinci haftasında filan da Getir bak. Daha meyve falan eklenmemişti. Ekmek falan yoktu Getir'de. Getir'in ben ilk açıldığı hali hatırlıyorum çünkü. Getir ilk açıldı. Cips gönderiyor, kola gönderiyor, Ülker gönderiyor. Tamam mı? Bu dördü arasında dönüyor. İki hafta geçti. Hemen böyle şey oldu. Külotlu çorap, kaygandaştırıcı ve prezervatif eklenmiştir. Hani bunları farklı haftalarda ekleseydiniz bari be. Yok abi. Lazım olur. Co-packing yapılmış tabii böyle hazır. Tabii. Hangi ürünler yan yana gelecek? Ya çünkü Türk halkının en önemli müşkillerinden birisi çözecek yani. Bayağı bir de utanmadan bunu satın alma muhabbeti yani. Hani. Aynen öyle. Tabii ki bu konuşulmuştur falan. Onlar hemen eklensin yalnız falan. Ama efendim daha ekmek koymadık falan böyle. Ekmek yok. Ekmeğin. bu da ekmek abi. İşte. Ekmeğinizi şimdi. Şimdi ekmeğinizi. Şeyde getirdi falan ve bana bir de şey satılıyor. Bir tane Durex'in çilekli kayganlaştırıcısı var. Organik o. Ekmeğe sürülüp yenilebiliyor bu arada. Bunu öyle hep mi söylüyorum ama ilginç bir bilgi yok yani. Hep söylemiyordun ama iyi oldu öğrendiğimiz ya. Sana yemin ediyorum Durex Select ne öyle bir şey. O yenebilirsin ismi. Edible. Abiciğim yok, sana edible, yemin edible ediyorum değil. Onu ekmeğe sür ye yani. Öyle bir mal bu. Güzel abim bak, ben sana yemin ediyorum şu an. Ben nasıl? Hocam, o çok ekmeği sürüp gitmek için değil o, ben sana söyleyeyim ben. Yazık chatlere çocuklar şey diyorlar. Çilekli ne abi falan. Lips. O Wolf of Wall Street style abi, ben sana söyleyeyim yani. Külotlu çorap şey. Arasından tam buğday ekmeği alıyorsun değil mi böyle? Ama bazen çok tuhaf getir siparişleri falan çıkmıyor. Bu arada viral almışız gibi oldu nasıl diyeyim. Şey. Bazen ama çok tuhaf siparişler olmuyor mu böyle? Hani ulan bunlar birbirle ne alaka falan dediğin, ne demek ne bileyim. Sen hiç kullanmadın mı? Kullandım da yani ne bileyim ne sipariş geliyor. Hayır. Senin kendi insanın kendi siparişleri ya. Ha, bazen yok, böyle ben hep cips aldım ya genelde gece canım çok cips istediğinde maç falan. Ay bak Yiğit canım getir siparişleri beni hasta ediyor abi. Bir de şimdi bu karda mahsur kaldık ya beraber. Ne alıyor? Yani abi böyle yoğurt alıyor, tamam mı? Yanına yoğurt. Böyle çikolata falan alıyor böyle. Yoğurt yani ne diyorsun abi? Ne biçim insanmış ya bu? Vay be. Yazıklar ya olsun. Işte. Orada olmanız lazım. Öyle değil. Ne söyledin getirden diyorum? He, yoğurt söyledim. İşte tuvalet kağıdı söyledim, çikolata söyledim yanına da falan diyor. Böyle yoğurdu daha sonra çikolatayı yoğurda banıyor falan böyle. Öyle şeyler yapıyor yani. Mert Günhan'ın artık Yiğitcan'ın nefes almasından bile rahatsız olması realitesi yani. Nane ekleme ya boz kesek mi yazdı? O kadar sıkılmış ki arkada. Boz kesek mi? Nasıl? Boz için özel bir şey lazım mı? Uzak kuracağız işte. Yani. Seni kurban edeceğiz abi. Ortada duracaksın, sana gelecek. Bize saldıracağız etraftan. Ya bir şey diyeceğim, dalga geçmeyin de külotlu çorap olması önemli ya. Çünkü evden tam çıkacaksın ve yok yani fark ediyorsun filan. O çok iyi bir hizmet gerçekten. Değil mi? Sabah ya olsun bu arada. Gerçekten çok iyi hizmet.
Biz hep erkek tarafına bakıyoruz. Oraya kadar. Yani sadece o paketin komple alınması meselesi yok. Evden bir yok çıkacağım, canım. Kaçmış hepsi bütün çoraplar. Hakikaten söylüyorsun 10 dakikada geliyor falan. Ya şey de olur canım, ona bakarsan yani ben üçünün aynı hafta eklenmesine ötürü makara yaptım da. Yani kadın evet, ofiste çalışıyordur, çorabı kaçar yani, toplantıya girecektir. Sipariş eder, 5 dakikada getirsin, giysin işte. Aynen yani şey öyle. Değil ki. Atla deve değil tabii ki yani. Don bile var artık. Arkadaşlar o sipariş meselesi de anlatamadım. Orada olmanız lazım. Böyle olmuyor. Orada olmanız lazım. Arkadaşlar Burhan bize düzenli olarak evet. Yiğitcan'ın ne kadar asap bozucu birisi olduğundan bahsediyor ve hep böyle bomboş örnekler veriyor. Evet evet. Şey falan diyor. Orada olma. Şey orada falan diyor bize böyle. Lazım. Kitaplarını masaya koymuş abi falan diyor. Ben hayır lan öyle bir şey. Öyle bir şey uzun ilişki söylenmesi. Aynen, aynen. İlişkinin başında çok tatlı gelir böyle. Bir yıl sonra söylenmeye başlarsın. O zaman boşanın diyoruz biz de ama henüz boşanmadılar. Dur bakın. Lütfen ya, boşanmayın. Yok. Kıyamam. Lütfen boşanmayın. Kıyamam. Kıyamam. Boşanmam ben hiç canımla. Biraz öyle gibi ama yani. Yok yok. Abi mesela nefes alıyor, çok hırıltılı nefes alıyor, tamam mı falan. Buralara gelecek konu hakkında. Oğlum kanlıca yoğurdu diye bir gerçek var Türkiye'de. Şekerli yoğurt Avrupa'da var diye anlatıyordun mu? Aa oğlum o, evet kanlıca. Kanlıca yoğurdun hastı mı insanlar ya? Abi yok şu anda yok ki ondan. Eskiden vardı. Çok da güzeldi yani. Keşke yalan vardır hala. Yani. Niye bitsin? Hiç kanlıca mı kapandı mı? Oğlum? Niye yok diyorsun ki? Vardı oğlum ben... ya. Vapurlarda falan satılırdı ne bileyim ben görmedim kanlıca yoğurdu uzun zamandır yani. Şey abi işte belediye değişince yandaşların ayağını kesmişlerdir. Oo, oğlum hemen konuyla ilgili belgeleri çıkart. Ekran görüntülerim hazır. Şey neydi o? Bilmiyorum son zamanlarda vapura bindiniz mi? Vapurda third wave kahve veriyorlar ha. Ya ben geldiğimde evet, ben... gördüm onu güzeldi. Evet evet ben geçen adaya giderken bindim ve böyle şey falan oldum. Wow what the fuck. Biz de geçen işte podcast diye kaydına giderken vapurla geçelim dedik. Ben çok uzun zamandır bilmiyordum gerçekten vapura. Oğlum bayağı lezzetli kahve verdiler ha. Ekşi ekşi böyle hani anladın mı? Çekirdeği falan güzel bir kahve yani belli ki. Onlarla uğraştılar ama evet. Yani eskiden biliyorsun böyle suratına böyle nereden geldiniz filan diye böyle nefretle bakarak çaya tükürerek veren amcalar vardı ya böyle. Onlar gitmiş böyle yerine böyle logolu mogolu bardaklar filan gelmiş. İlginç bir şey olmuş evet. Yani. Vergilerimizi işte bunlara harcıyorlar. Vergilerimizi bunlara harcıyorlar. Halbuki vergilerimizle işte aslında ne yapsalar hizmet oluyor. Onu da fark edince sustum. Yazıklar olsun. Vergilerimiz nereye gidiyor? Soruyorum. Sorguluyorum. Meraktan soruyorum. Düz biliyorum tost ben. Basarlardı. Düz tost basın kardeşim. Biz hizmet istiyoruz. Ulan vapur tostu da ne kadar lezzetsizdi ve ne kadar keyifle yerdim onu ben biliyor musunuz ya? Çok aç oturursun vapur ya vapur tostu ile arabalı vapur tostu daha efsane bir şey ama ya. Üçü farklı. Arabalı vapur tostu. O daha da kötü. Şey, lan önce. Arabalı vapur normal vapuru bir de şey. Neydi? Feribot. Yok yok otobüsler durur. Susurluk'ta şey dinlenme tesisi. Dinlenme tesisi. Ha bir de dinlenme tesisi Susurluk tostu. Susurluk tostu ayrı o güzel olur. Ama vapur tostu boktan olur ama evet açsan yiyilir yani. Bozkesi böyle onun içindeki sucuk bir pişmez sonra yolda mideni yakar böyle. Evet evet. Evet, evet. Böyle kurtlanırsın gittiğinde sabah değil mi böyle? Siz bosmos diyorsunuz kesecek miyiz? Nasıl olacak o iş? Keseceğiz. Ben hemen geliyorum. Sizi. Ben hemen geliyorum ben. Tamam. Tuna gelsin. Emir'e gelin. Yanına geliyorum abi. Hı? Düz bak temiz bir yer. Bak şimdi bir çorba yapıyorum. Mushroom soup diye. Of ne yeriz critical be. Critical atıyor. Şey 2 dakika boyunca critical damage iyi oluyor. Ooo. Ben size savaşa yollayacağım yani. Gelip alayım ben. Sen evet. Savaşmayacağım bizle. Ben savaşmıyorum galiba ya. Ya kadın o şimdi şey yapmasın. Abi benim üstümde dördünün zırh bile yok ki. Ben şeyim yani. Baya plebim şu an siz. Baksana mutfağa girerken Günhan üstüne bak. Terminator gibi dolanıyor. Sırın ayranı ünlü esas da tostu da koyacağım çorbayı. Günhan yok orada şu an. Arabayla gittim mi o tostu bir yersin. Ya da otobüsle ünlü. Al bu çorbayı 8 tane çorba attım bu önemli. Ulan gerçekten base'e baskın yapıyor bunlar ya. Kim geliyor ya ben size? Ooo.
Evet, ben nanenin yanına gidiyorum artık. Ben yemek alıp geliyorum şimdi. Bayrakta. Vallahi yemek yapanımız olmasa bu arada bu iş olmazmış ha. Deli gibi bitiyor çünkü. Yok yok evet. Yani şu an Zuhal taşıyor yani ekibi. Evet. Evet Zuhal. Üzülme diye demiyoruz. Gerçekten önemli bir şey yapıyorsun. Yok farkındayım ki. Bu inserler sayende kurtulacak. Evet. Ben yemeği görüyorum çünkü. Zuhal ana. Zuhal ana. Mami. Zuhal ananın yeri değil mi? Adı ne? Orada çorba olan tek şey ya. Ondan alacağım. Ben aldım hepsini kanka. Ben aldım. Sana veririm sana. Aa, 8 tane yapmıştım. Bölüşün onu kendilerine. Hepsini aldın mı? Oo. Aldım. Veririm sana. Yanımda mekanı biliyorum. Balıklı şeyleri de al. Balıklı tostlar falan. Onlar da şey veriyor. Onlar da lezzetli mi anam? Hangisi güzel? Valla işte o balıklı teyzeciğim tostlar... neler yapıyorsun burada? Mikrofonu uzatıyorum böyle. Yemek kaç yıldır buradasın? Şifa mı bu? Şifa mı bu teyzeciğim? Şifadır. Teyzem ne koydun bunların içine teyzem? Ah teyzem. Hep çıkmadan hep bizim buraların. Özel sosun da var mı? Özel sosun. Olmaz mı sır? Sır. Ne koyuyor bunların içine? Gariban besliyorsun burada. Ah teyzem ah. Gizleme var yiyin mi? Hep de aynı muhabbet. Gariban. Evet, Anadolu. Özel benim sos. Adım şifa. Adım Anadolu. Yiyin mi? İlaç mı bu? İlaç mı teyzem? İlaç mı bu? Şifadır şifa. Bir de aşırı aşırı 92 yaşında. Böyle aşırı neşeli ince sesle teyzeler çıkar ya öyle şeylerde. E bunu ye yine de bu şifadır. Bu şifadır. Aşırı neşeli teyzeler çıkıyor bazen orada böyle. Gaz ama böyle sunduğu şey de damar tuzlama değil mi böyle? Ya tabii. Evet ya. Tabii. Böyle aşırı sessiz ve işine odaklı teyzeler oluyor öyle yerlerde. Zor ağzından laf alıyorsun. Bir de böyle şovmen teyzeler çıkıyor. Şifa bu şifa ye. Ben bundan yedi, ondan sonra 9 kere bana atladı. 24 tane çocuk oldu. Hakikaten öyleler yani ama. Bunu yayın, bunun bir daha bakmazsın yani nasıl oluyor diye şey yapmazsın. Yazıklar olsun. Anadolu insanıyla dalga geçiyorlar. Sorsan SCV. Ancak bütün gün teyze taklidi yapıp kahkaha atıyorlar. Analarımızdan, bacılarımızdan bu kadar mı tiksindiniz? Herkes iç sever mi olsun sizin gibi? Aa. Hadi gidiyor muyuz nanenin yanına? Tek Mert. Ben gelin de ona göre boss'un geçişinden sonra tuzakları döşeyeceğim yani. Tamam geçiyorum. Tek başıma de yapmayayım bu işi. Ben geldim de reis. Bayraktar. Eyvallah abi. Goska'da Goska'da çupta da bar. Ana bacı bu da bana. Geleceğim mi bar. Geleyim mi bilmiyorum ki ya. Çok şey heyecanlanamadım ben boss işine. Burada adam kesiyorum, öldürüyorum, bir şeyler yapıyorum. Ne yapıyoruz şimdi babey? Bu boss'tan sonra güzel zırh açılıyor. İşine de yarar. Nerede boss? İyi geldim. Abi kovalamayacağız. Nanen oraya yerim. Oha geliyorum geliyorum. Buradan geçmesini. Hemen geliyorum. Aa, nasıl bekleyeceğiz buradan geçmesini lan? Bekleyeceğiz bayağı. Neredesiniz? Nasıl ya? Nanenin olduğu yere gelir tabii. Şimdi bu boss buradan geçecek. İşte mayın döşeceğiz o böceği. Ondan sonra mayın döşeyeceğiz. Tekrar geleceğiz. Kıvissaç heder akımı keseceğiz. Evet. Bir dakika. Neden var ya bir devasa? O final boss değil mi o? Yok be. Yok ya. Daldınız mı adam ya? Cesetler görüyorum etrafta. Bir dakika. Kıvissaç heder ak gördüğümüz devasa şey sadece öylesine bir boss mu yani? Evet. Ne oldu kardeşim? Hiç heyecanlanmış gibi değilsiniz lan bu konuyla ilgili. Ben bayağı heyecanlandım. Sen git SYK kuyruğuna gir. Oo. Joker mi oğlum bu adam? Elden Ring'e benzemez. Ay. Batman'i sevmediğini söylüyor. İyi güzel. Batman'i sevmemiş olabilirsin. Fakat zamanında abi, Man of Steel'e bilmem ne puanı verirken abi. Ne yapıyordun ha? Ne yapıyordun? Bırama. O günleri unutmadık. O günleri unutmadık. Aa geliyor lan. Oh what the fuck is this shit? Wow. Geliyor mu? Ha evet geçti. Geldi geçti. Tamam. Ben döşüyorum şimdi burayı. Döşe kardeşim. Bir dahaki gelişinde hepimiz burada hazır olalım ki. Ne döşüyorsun oraya? Sevgisini. Aa bayağı tuzak yapıyorsun. Evet evet. Sevgi seni döşüyor. Biz de basarsak patlıyor muyuz bunları? Yo. Ha okey.
Ne bu zaten bu mı? Bir bu tuzak abi. Neyle yapıyoruz bunu? Biz de yapak. Patlatıp patlatıp çıkar. Neydi onun adı? Tinle yapılıyor. Yanımda hepsini bıraktım öbür senin abi.